Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz. Tüm dünyanın gözü Amerika'daki seçimlerdeydi. Seçimler neredeyse sonuçlandı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu. Peki bu hem dünyayı hem Türkiye'yi hem Orta Doğu'yu nasıl etkileyecek? Bütün bunları konuşacağız. Uzun uzun konu başlıklarını değerlendireceğiz. Profesör Doktor Mustafa Türkeş konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Sayın Hocam, öncelikle yeni yönetimin ne gibi konu başlıkları var aklında ve dünya dinamikleri bu seçimden nasıl etkilenecek? Evet. Şimdi bu değişim önemli bir değişim. Çok da abartmamak gerekir bir açıdan. Ama şu anda Trump'ın gündeminde neler olacak diye baktığımızda bir 5-6 tane başlık sayabilirim size. Bir, bunun önem sıralamasını değiştirebilirsiniz ama öncelikle yapacağı şey böyle bir Amerika Birleşik Devletleri'nde bir güç mücadelesinin yaşanacağını söylemek mümkün. Yani var olan siyasi yapı içerisinde çeşitli mücadeleler gündeme gelecek. Bunun aslında başlangıç ipuçlarını gördük, seçim sürecinde de gördük şeyinde. Hani suikast girişiminden tutup da bir sürü şeye kadar, dolayısıyla hani orada ciddi bir güç mücadelesinin devam edeceğini tahmin etmek mümkün. Bunun neye evrileceğini yaşayarak göreceğiz doğrusu. İkinci ana konu dış politikada Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanının nasıl bir politika izleyeceği. Burada da üç bölge var aslında esas itibariyle. Bir tanesi Ukrayna meselesiyle ilgili görüşü. Burada biraz daha net gibi aslında Trump yönetimi. Hani biz buraya çok para yapmaya gerek yok. Yani biz bunun yükünü Avrupalılara yükleyeceğiz. Böylece yani sıyrılıp çıkacağız. Kendince böyle bir politika izledi. Ayrıntısına biraz sonra tekrar girebiliriz bunun ama üçüncü başlık aslında tam da Avrupa. Avrupa'ya ilişkin Trump yönetimi Biden yönetiminden belli ölçülerde devamlılık sunsa da önemli ölçüde bir ayrışma yaşanacağını tahmin etmek mümkün. Sanırım NATO'ya da Bunun mesafeli bakıyor Trump. evet, şimdi geleceğim ona da. O da bir yeni başka bir başlık. Avrupa bağlamında mesela Polonya Başbakanı'nın konuşmalarını izlerseniz çok net görürsünüz burada. Dedi ki yani işte bu Avrupa bu güvenlik meselesinin taşeronluğunu Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yapma fikrinden çıkması gerekir. İster Trump ister Harris ikisi hangisi gelirse gelsin bunu böyle sürdüremez gibi bir açıklama yaptı 2-3 gün önce. Bu aslında şunu gösteriyor. Yani bugüne kadarki Avrupa'ya yönelik Amerikan politikasında belli ölçülerde bir değişim olacağını Avrupalı aktörler yavaş yavaş hesabını yapıyor anlamına gelir ki Almanya burada bence en çok etkilenecek ülkelerden bir tanesi. Yani Avrupa'ya yönelik maliyeti siz üstleneceksiniz. Biz bunu nereden biliyoruz? Birinci döneminde de Trump benzer bir politikayı izlemişti. Bunu artıracak, hatta o kadar artıracak ki kendi sözlerinden yola çıkarak işte gayri safi milli hasılanın %2 civarında harcanmasını bekliyorlardı. Bu hedef tutturuldu. Onun üzerine 3,5'a çıkaracağız dedi. Muhtemelen Trump bundan sonra daha çok bunu artıracak. Bu şekilde. Yani herkes tuhaf bir şekilde savaşa yönelik bir hazırlık içinde. Bu aslında Trump da olsa Harris de olsa ya dünyanın aslında gelip geleceği en kötü noktalardan bir tanesi. Avrupa'yı bu bağlamda geçip NATO meselesine geldiğimizde şimdi Trump için hep şöyle bir kuşkudan söz ederler. Yani acaba NATO'dan çıkacak mı? Ben çok öyle bir NATO'dan çıkmak gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Çünkü NATO'yu sistemi koruyan bir örgüt olarak okurum ben. Yani yalnızca hani Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına hizmet edenle sınırlı bir şey değil.
bu kapitalist emperyalist sistemi koruyan bir örgüt. Dolayısıyla hani emperyalizm ya da kapitalizm ortadan kalktı mı ki NATO'yu ilga etsinler? NATO'yu dönüştürürler, yeni biçimler verirler ve böylece şey yapar. Şimdi bunun Türkiye kısmında tartışacağımız bir nokta olacak aslında biraz sonra. Yani Türkiye'deki Atlantikçiler bunu nasıl okuyacak ve nasıl okuyor, bu önemli bir şey. Biraz sonra Türkiye kısmında onu tekrar ele alabiliriz. Beşinci konu Orta Doğu. Yani Trump'ın bence daha belirsiz olduğunu düşündüğüm, yani şu konuda belirsizlik yok elbette, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i koşulsuz destekliyor. Tek koşulu belki de hani kendilerine sadık kalmaları, onun ötesinde koşul sundukları yok İsrail'e. Zaten bu yeni bir politikada değil, orada bir devamlılık olduğunu düşünüyorum ama onun ötesinde Trump, hatırlayalım ne yapmıştı? Orta Doğu'da bu İbrahim Anlaşmaları diye bilinen, esas itibarıyla Körfez ülkelerini ve son aşamada Suudi Arabistan'ı elinde bulunan sermayeyi, finans sermayesini İsrail'e yönlendirip, İsrail'i bir mali sermayenin merkezi haline getirmek. Asıl amaç buydu İbrahim Anlaşmalarında. Bu aslında 7 Ekim Hamas'ın yaptığı hamleyle hayata tam geçirilemedi. Yani kavga devam ediyor, savaş devam ediyor. Burada Trump ne yapar sorusu, Trump devam eder bu politikaya. Ama beni endişelendiren başka bir şey var orada. Demokratlar ve neokonlar, yani Demokratik Parti içerisindeki neokonlar bunu nasıl okur? Ben Trump'dan daha çok demokratlar içinde neokonların çeşitli büyük hatalar, dünyaya maliyeti yüksek olacak hamleler yapabilme becerisini, tırnak içerisinde söylüyorum, gösterebileceklerinden endişe duyuyorum. Bunun anlamı şu, Netanyahu'yu güya frenler gibi bir politika izleseler de gerçekten hiçbir zaman frenlemediler. Ya aksine destekleyecekler mi? Netanyahu'ya şöyle bir mesaj verebilirler. Hadi yürü. İsrail, yani Trump'ın kucağına bir ateş topu bırakmak için Netanyahu'ya gazlayıp tam da Netanyahu'nun istediği yeni başkanı emri vaki durumuna düşürüp İran'la büyük bir çatışmaya yönlendirmeyi neokonların koşar adım yapacağını tahmin ediyor. Ha, bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi, bunu zamanla göreceğiz ama benim öyle bir endişem söz konusu. Yani bu devir teslim, yani 20 Ocağı kadar geçecek sürede Amerikan yönetiminin çeşitli yerine yerleşmiş olan neokonların ne tür bir hamle yapacağı Trump'ın ileriye yönelik politikasını da etkileyecek bir şey. Bunu yaşayarak göreceğiz. Bunun dışında son konu Çin ve Pasifik. Şimdi Trump'ın konuşmalarını dinlerseniz seçmene şöyle bir mesaj verdi. Biz niye bu kadar çok para harcıyoruz başkalarının güvenliğini sağlamak vesaire? Aslında başkalarının güvenliği değil, kendi güvenliklerini sağlamak için yaptıkları bir harcamadır bu. Şimdi Çin'le oturup bir masaya oturup bir uzlaşma yapacak mı? Çok tahmin etmiyorum. Gerginliği devam ettirecek. O anlamda Çin'le bir uzlaşı arayışından çok bu ticaret savaşları yeniden alevlenecek. Ve tam da Avrupa, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, bunların arasında yeniden alevlenen bir ticaret savaşları. Bu o aslında ithalat vergisini %60'a çıkaracağı söyleniyordu Trump'ın Çin'e karşı. Evet, evet. Yani Çin'e karşı giderek yükseltecek. Bu aynı zamanda Avrupa'yı da etkileyecek bir şey. Yani Çin'e karşı bunu koyarsın ama Avrupa'ya karşı koymadığında Çin ne yapar? Avrupa'da yatırım yapar. Oradan satışını yapar.
Dolayısıyla yani bu Avrupa ile de benzer bir şeye ticaret savaşına yol açacak bir şey. Hani bunu görmek mümkün. Bütün bunların bu söylediğimiz konular yani içeride bir güç mücadelesi. İşte Ukrayna yani Ukrayna meselesinde daha net aslında diyor ki bütün buranın maliyetini Avrupalılar siz üstlenin. Eğer bu savaşın devam edip Rusya'nın daha zayıflamasını istiyorsanız bu savaşın maliyetini siz üstlenin. Biz buna kaynak aktarma niyetinde değiliz. Açıkça söylediği bu. Bunu da Avrupalılara baskı aracı olarak kullanacak. Yani ve öyle hemen bir gecede sorunu çözerim. O laflar çok gerçeği yansıtan şeyler değil. Ama Biden yönetiminden farklı bir politika göreceğiz orada. Hocam peki Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tutumu ne olacak? Türkiye'yi neler bekliyor bu seçim sonucunda? Evet. Şimdi üç konu da aslında doğrudan Türkiye'yi ilgilendiren şeyler bunlar. Bir, içerideki güç mücadelesi Türkiye ile olan ilişkide nasıl bir yansıma olabilir? Şimdi birinci dönemine baktığımız zaman aslında ne gördük biz? Şimdi Biden yönetiminden farklı olarak muhtemeldir ki Trump Türkiye yönetimiyle görüşecek. Ya yani Biden yönetimi neredeyse yok saydı Evet, hiç görüşmedi. Cumhurbaşkanı ile birebir bir görüşme yapmadı Amerikan Başkanı Joe Biden. Yani bu diplomatik olarak seninle ilişkimi minimumda tutacağım anlamına gelir. Şimdi Trump döneminde bu eminim değişecektir ama bu değişim ille de olumlu şey anlamına gelmez. Yani Trump geçmişteki yaptığı şeyi hatırlayalım. Türkiye ısrarla ne dedi? Türkiye yönetimi al papazı ver papazı dedi. Şeyin tepkisi ne oldu? Hatırlayın. Brunson meselesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Çok yani sert bir bir gecede tepki verdi. Hatta Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretvari bir mektup yazdı. Bunu evet. yayınladı, bunu duvarlara astı ve bunun dışında ekonomiyi bitirmekle tehdit etmişti Türkiye'yi. Bir Evet. ekonomik savaşın içine girmişti Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile ve ne yazık ki çok ağır bir sanırım zayiat verdi Türkiye o ticari savaşta. İşte böyle bir şeyin yenilenme olasılığı yüksek. Yani Trump kendi istediğini kabul ettirmek için Türkiye yönetimine çeşitli baskıları kurma girişiminde bulunacağını tahmin ediyor. Tamam mı? Onun için böyle Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle çok politika değiştirdiği, bundan sonra da Türkiye'ye daha yumuşak olacağı bu anlama gelmez. Yani çok temkinli, ya şunu açıkça söyleyelim. Hani bir değerlendirme yaparken sizin duruşunuz önemli. Bütün bu olayı nasıl bakarım? Yani ortada bir aslında kapitalist emperyalist bir yapı var. Bunu Türkiye'den baktığın zaman nasıl okunabilir? Türkiye yönetimlerinin nasıl bir duruş sergilemesi gerekirin cevabı böyle baktığın zaman görülür. Yoksa işte Trump mı, Harris mi ikisinden yani ikisi de aslında baskı kuracak şeylerdir. İkisi de o kapitalist emperyalist yapıyı empoze etmek için uğraşacak aktörlerdir. Buna karşı senin pozisyonunu eğer sen anlamlı politika üretebilirsen sistem olarak buna karşı pozisyon alabilmeyi yeteneğini gösteriyorsan sağlam durabilirsin. Yoksa yani işte o kadar borçlu bir noktadayken seni bir şekilde bileğini büker, şey yaparlar. İstediklerini alırlar. Nitekim geçmişte bunu yaptılar. Dolayısıyla hani burada kritik nokta şudur bak. İçerideki ya Amerikan yönetimi içindeki güç mücadelesi Türkiye'deki Atlantikçileri etkileyecektir. Yani Türkiye'deki her parti içerisinde yani büyük o sol partileri bir tarafa bırakacak olursak işte sosyalist komünist partileri bir tarafa bırakacak olursak ki onlarda böyle şeyler yok denecek kadar az ya da bazılarında hiç yok. Diğerlerinin hepsinde yani işte Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP, CHP, diğer sağ partiler bunların hepsinde tuhaf bir şekilde Atlantikçiler var.
Bunu şeylerde de görürsün. Amerika'nın kurduğu o network içerisinde, ağ içerisinden baktığınız zaman Türkiye'nin değişik bölgelerinde, değişik kurumlarında çok yaygınca bir ağ vardır. O ağ içerisinde Atlantikçiler şimdi kendi pozisyonlarını yeniden tanımlamaya başlayacak. Yani içeride de bir güç mücadelesinin ipuçlarını görmek, yani Türkiye içinde de güç mücadelesinin ipuçlarını görmek mümkün. Bu Amerika'daki güç mücadelesi Türkiye'dekine de böyle bir yansıması olacağını tahmin etmek mümkündür. Dış politika şeyinde baktığımız zaman iki bölge de çok önemli. Üçüncüsünde Çin de önemli ama ikisi çok önemli. Biri Ukrayna meselesi. Ukrayna meselesinde Trump harcamaları keserek aslında Putin'in izlediği politikayı ya hız verme olasılığı çıkabilir. Bundan Türkiye nasıl etkilenir derseniz, şimdi adını doğru koyalım. Türkiye bugüne kadar denge oyunu oynuyor gibi sundular ama bence Atlantikçi kanat çok baskındı ve o denge çok da dengeli olmadı. Şimdiki risk ne derseniz şudur risk. Yani Türkiye'yi çok hızlı bir şekilde şeye zorlayabilir Amerika Birleşik Devletleri. Daha açık bir pozisyon al. Taraf Buna tutmaya. zorlayabilir. Evet, çok açık bir pozisyon al. Bunu Avrupalılar da atlar. Tamam mı? Dolayısıyla çok daha zor bir noktaya doğru sevk edebilirler ki çok temkinli olunması gereken bir şeydir bu. Yani yeni sorunlar ortaya çıkabilir ki NATO bir müddet sonra Türkiye'nin başına yeni dertler açabilir bu. Böyle bir endişem var benim. Özellikle Karadeniz bölgesinde. Yani siz durduğunuz yerde bakın dış politikada şu kuralı herkes çok aklının bir köşesine yazması gerekir. Yanlış düşmana oynamayacaksın dış politika. Yani eğer siz gidip Türkiye için yanlış düşman ne olur? Burada Rusya olur açıkçası. Yanlış bir düşman olur. Yani gereksiz bir anlamsız bir noktaya doğru taşıyabilir. Hani bundan dikkatli olunması gereken bir şey. İkinci önemli bölge Orta Doğu. Orta Doğu'da yani İsrail Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez öneme sahip. Türkiye'nin politikası ne derseniz güya İsrail'e karşı pozisyon alıyoruz ama gazetelerdeki haberler ve basındaki tartışılan biçimiyle kanısını uyandırıyor. Ticaret halen dolaylı bir şekilde devam ediyor görüntüsü veriyor. Şimdi bu tabloda da Trump zorlayacaktır tarafını belirle, netleştir diye. Dolayısıyla yani oradaki politikayı da sürdüremez kılabilir Türkiye'deki iktidar. Yani İsrail Trump için de vazgeçilmez öneme sahip bir şeydir. İsrail'le ilgili Bunun aslında bir sebebi devam. Amerika'daki İsrail lobileri mi? Yani özellikle seçim dönemi adaylara yardımlarda bulunan, seçim kampanyası için belirli ücretler ödeyen bu sıcak Onlar para akışı tali yüzünden mi? şeyler. Onlar tali şeyler. Orta Doğu'da petrol rezervleri üzerine başka aktörlerin girip orada şeyler rekabet edebilir hale gelmesini önlemek için Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bir güç dayanağına ihtiyacı var. O da İsrail. İsrail. Yani İsrail her durumda Amerika'nın hamiliğine ihtiyaç duyuyor. Tamam mı? Yani oradaki işte Yahudi lobileri şudur budur bunlar önemsiz demiyorum ama ikincildir. Esas itibarıyla İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına, dış politika çıkarlarına hizmet etmektedir. Bu simbiyotik bir ilişki çıkmıştır ortaya. Yani İsrail ile ABD arasındaki ilişki böyle birbirini besleyen, birbirinden emziren bir süreçtir bu. Ve bundan Trump bundan çıkması falan istemiyor. Tamam. Daha çok baskı kuralım ve iki devletli modeli bile tartışmaktan çıkarma eğilimine girebilir. Ki burada bence asıl hedefi Netanyahu'nun
İran'la Amerika Birleşik Devletleri'ni askeri yolla karşı karşıya getiriyor. Şimdi Türkiye'de bazı iktidara yakın çevrelerin bazıları tuhaf bir şekilde İran'a karşı bir İran'ı cezalandırsalar biz de sevinsek havasındalar. Bu çok riskli ve yanlış bir politikadır. Yani buna kimsenin cevaz vermemesi gerekir. Çünkü yani bu bölgede yani halklar kaybeder burada. Yani savaşlardan kaybeden halklardır. Hocam, Türkiye açısından riskli bir dönem, yeni bir riskli bir dönem başlıyor Ortadoğu'da. Yani yeni savaşlar görebiliriz. Tabii. Artık bakın Trump'ın şey söylediğine kimse inanmasın. Yani ben yeni savaş başlatmayacağım dediği, hayır böyle bir şey yok. Yani bu sistem bunu öngörüyor şu sıra. Yani bu tür savaşlar besletiyor. Neyi? Savunma sanayi komplekslerini besliyor. Dolayısıyla yani savaş doğrudan kendilerinin birikmiş sermayesini tüketmediği sürece sistemi besliyor. Onun için de bölgesel savaşları istiyorlar. Hocam peki bu savaşlar bölgesel olmaktan çıkıp Batı tarafında Amerikan merkezli bir güç, Doğu tarafında Çin merkezli bir güçle bütün dünyaya yayılabilir mi? Yani önümüzde bir yeni bir dünya savaşı riski var mı? Şimdi bu riskin hiç olmadığını söylemek mümkün değil. Yani böyle bir risk ama ne kadar erkendir tartışılır ama böyle bir risk hiçbir zaman yok değil. Çünkü bakın bu oluşturulmaya çalışılan çok merkezli ittifaklar sisteminde bir sıkışma yaşandığında bu neyle sonuçlanıyor? Savaşlarla. Biz bunu Birinci Dünya Savaşı'nda da, İkinci Dünya Savaşı'nda, ondan öncesinde de İşte 7 yıl savaşları diye bilinir mesela, 1756-63 arası. Bütün bunlar da gördük aslında biz. Onun için bu sistem içerisindeki o ittifaklar arasında bir sıkışma yaşandığında pat diye bu büyük savaşlara doğru dönüşebiliyor. Hani bu olasılık dışı değil ama Çin mümkün olduğunca bunu ötelemeyi tercih ediyor. Çünkü askeri olarak halen Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücünde önemli ölçüde bir farklılık var. ABD halen askeri teknolojide önde. Onun için bunu ötelemeyi, böyle bir riski şimdi almamayı tercih ediyor. Onun için bakın eski Pelosi, Nancy Pelosi'nin çok yani bence aymaz bir şekilde şeye gidip Tayvan'a gidip böyle görüşme yapması, bunun karşılığında Çin ne yaptı? Aslında onu sineye çekti. Çünkü erken bir askeri çatışma Çin'in lehine olmayacaktır. Aleyhine bunu abi. Gördüğü için onu sineye çekti. Yoksa onu kabul etti anlamında değil. Yani, bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Yani evet, bölgesel savaşların bir müddet sonra daha büyük çatışmalara yol açması olasılığı yok değil ama yani bu hemen bugünden yarına anlamında değil. Yani üstelik de Trump bunu Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde olsun istemez bunu. Yani mümkün olduğunca diğer aktörleri devreye sokarak, ki burada feda edeceği en önemli aktör Avrupa açıkçası. Yani Avrupa yanında yer alırsa, hatta öncülük ederse, hadi biz sizi destekleriz bunda der ama Avrupa'nın böyle bir yapacak gücü söz konusu değil şu an. Peki. Evet, Çin meselesi bu açıdan oldukça önemli. Çin ne yapıyor derseniz, aslında yavaş, ağır ağır ama önemli hamlelerle aslında Orta Doğu'ya geldi. Karadeniz bölgesine de geldi Çin. Doğrusu Balkanlarda, Doğu Avrupa'da işte Sırbistan, Macaristan zaman zaman üvertürler yapıyor Fransa'ya mesela. Bütün bunlar aslında Avrupa ile ilgisinin de olduğunu çok net bir şekilde gösteren bir şey. İtalya ile daha önce yaptı ama baskı kurdular, İtalya anlaşmayı iptal etti vesaire.
Ama bu hamlelerden geri duracak bir şey değil. Şimdi Çin öte taraftan ne yapıyor derseniz, şimdi Çin Komünist Parti ile yönetilen bir böyle yarı kapitalist bir sistem. Yani tekeller, devlet tekelleri kendi içinde sermaye birikimi sürecinde kapitalist mantığı çalıştırıyor. Ama uluslararası düzlemdeki rekabetinde diyor ki işte bak karşımda böyle bir emperyalist blok var. Ben bu bloğa karşı cephe alacağım. Onu gerektiğinde işte zayıflatacağım. Böyle bir iddia var. Şimdi bu karşı taraftaki şeye baktığınız zaman orada diyor ki Çin'e daha fazla işte inovasyon konularında, askeri konularda şans tanımayalım. Hatta erken dönemde saldıralım, bunu diyenler de var. O açıdan hani giderek gerginleşebilecek şeyden söz etmek mümkün. Ama Trump'ın bir önceki dönemde uyguladığı politikadan çıkarabileceğimiz net bir sonuç var. Eğer doğrudan cephe almayı göze almıyorsa oturup onunla müzakere ediyor. Yani mesela Kuzey Kore ile dahi gerekirse ben müzakere ederim dedi. Niye? Nükleer silah meselesinde hani böyle bir erken dönemde çatışmayı göze almadığı için bunu yaptı. Çin'le böyle büyük bir savaşı göze alır mı? Trump'ın böyle bir şey yapacağına ben çok ihtimal vermiyorum. Onun yerine ne yapacaktır? İşte Japonya'yı, Güney Kore'yi, bölgedeki hatta Avustralya'yı, bütün bunları gazlayıp onlar üzerinden Filipinler, buralar üzerinden bir politikasını buna devam edecektir diye düşünüyorum. Ama gerginlik öyle bir boyuta gelebilir ki hani taraflar ya karşı tarafı artık bu saatten sonra başka bir şekilde durduramayız noktasına gelirse o vakit savaşın büyük çaplı olmasına kimse önleyemeyebilir maalesef. Peki Trump Sayın dedi Hocam. Ki, ben dedi Çin'le Rusya arasındaki ilişkiyi bozacak çomak sokma politikasını biliyorum dedi. Şimdi aslında bu neye tekabül eder? Bize neyi hatırlatır? Kissinger dönemi. Kissinger'ın yaptığı şey neydi? Çin'le Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiyi o daha fazla gerip Çin'e Afrika'da alın size bir alan, buradan yürüyün ve sizi işte tek Çin politikası çerçevesinde biz destekleriz. Ama onun ötesinde hani siz Rus Sovyetler Birliği ile bir, ortak bir cephe oluşturmayın. Bu tipik yani Kissinger'ın politikasıydı. Şimdi Trump muhtemeldir ki bunu kapitalist sistem içinde uygulamaya çalışacak. Çünkü diğerinde iki sistem arasında mücadele varken bunu normal koşullarda Sovyetler Birliği için ortak hareket etmesi gerekirken onların arasına bir çomak sokma politikasıydı. Şimdi ise yani aslında aynı zamanda rekabet halinde. Yani varsayın ki Trump Ukrayna'da Putin'in eline oynayacak bir politikayı hayata geçirdi ve Rusya bundan hızlı bir şekilde istediğini elde etti. Ondan sonra Rusya'ya dönüp diyecek ki bak size böyle bir üvertür yaptık. Siz de bunun karşılığında Çin'le olan ilişkinizi bir daha sorgulayın. Bu tür şeyler diplomatik girişimlere de açık hale gelecektir. Onun için böyle biz hani basında ve akademide tartışılan iki kutuplu bir yeni dünya henüz böyle bir şey yok. Yani o iki kutuplu yapı eğer iki farklı sistem olursa ancak iyi bir rekabet anlamına geliyor. Yoksa aynı sistem içerisinde çok sayıda merkezlerin oluşması bu da önemsiz demiyorum ama buradan çıkan ne olur derseniz işte tam da o büyük savaşların ön hazırlığına dönüşebilir bunlar. Böyle bir risk söz konusu. Evet, Türkiye konusuna gelirsek son kez bir daha
üzerinden gidelim. Türkiye'deki Atlantikçi kanadın her partide bulunan, yani parlamentoda temsil edilenmede edilmese de parlamento ile ilişkili bütün düzen partilerin hepsinde Atlantikçiler çok konuşludur ve bunlar bundan sonra kendilerini nasıl yeniden konumlandıracağının arayışına girecektir. Ve güç mücadeleleri de başlayacaktır orada. Yani Trump doğrudan kullanmayacağı hiç kimseye yatırım yapmaz. Bu kadar net. Yani sistem evet önemlidir onun için ama öncelikle kendi ve Türkiye'deki Atlantikçiler eminim şu anda kıvranıp duruyordur ne yapacaklarına ilişkin. Bu önemli bir faktör olacağını düşünüyorum. Orta Doğu konusunda Türkiye'ye alan açma fikrini yeniden gündeme getirebilir, unutmayalım. Suriye konusunda iktidar o kadar heveslenmişti ki Trump döneminde şöyle bir varsayım üzerine bina etti politikasını. İşte Amerika Birleşik Devletleri vuracak şeyi, Esad'ı devre dışı bırakacak, bize de alan çıkacak, biz de yürüyeceğiz burada. Böyle bir varsayım üzerine hareket etmişlerdi, bu yanlış bir politika. Burada aynı yanılsamayı gösterirlerse hani hani derler ya ikinci kez aynı hatayı yaptığın zaman ne anlama geleceğini artık söylemeye bile gerek yok. Burada böyle bir risk söz konusu. İsrail konusu ise zorlayacak Türkiye'yi. Yani İsrail'in politikalarına karşı çıkmayın, bunun karşılığında size bilmem neyi vaat ediyoruz diyecek. Bakalım iktidarlar, yani iktidarla muhalefetiyle nasıl bir tavır çizecek, bunu da yaşayarak göreceğiz. Peki. Yunanistan meselesi ise daha ilginç bir noktaya dönüşebilir. Hocam biraz hızlanmamızı rica edeceğim. Benden sonra başka bir program da var. Tamam. Son olarak Yunanistan meselesi Türkiye'nin önüne gelecek bir mesele. Çünkü Biden yönetimi ısrarla Yunanistan'ı ön plana çıkardı. Ne için? Rusya'yı çevreleyebilmek için Girit'ten Dede Ağaç'a kadar olan bölgede Trump aynı politikayı sürdürür mü? Belli revizyonlar yapacak. Bu bağlamda Türkiye açısından belli olumlu anlamlar da çıkarılabilir. Ama hiçbir şekilde biz sizi tamamen destekleyeceğiz. Böyle bir noktaya geleceğini zannettim. Evet, burada keselim. Peki. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri, Profesör Doktor Mustafa Türkeş konuğumuzdu. Amerika'nın seçim sonuçlarını uzun uzadıya konuştuk. Hem Türkiye hem dünya bundan nasıl etkilenecek? Doğuda yükselen bir güç var, Çin. Amerika'nın Çin'e karşı yeni politikası ne olacak? Bütün bunları değerlendirdik. Yeni bilgiler aldıkça, sıcak gelişmeler yaşandıkça sizlere bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz. Ancak şimdilik burada noktalayalım. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere.